Akıllı Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her sal olduğu gibi karşınızdayız. Gıda meselesi tabii Türkiye'de çok sıcak konu. Her gün farklı bir başlıkla ele alıyoruz ama dünyada da sıcak konu olmaya başladı. Özellikle küresel gıda enflasyonunda yukarı yönlü bir hareket var. Temmuz ayı itibariyle gelen sinyaller bir taraftan küresel iklim değişikliğinin etkileri ki burada El Niño faktörünü bir kenara koyalım. Diğer taraftan jeopolitik kriz hala Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı ve tahıl koridorunun en azından Karadeniz girişiminin şu an için sonlanması tarımsal emtia üzerinde baskı yaratmaya başladı. Önümüzdeki döneme dair bizi nasıl bir tablo bekliyor? Bugün bize neyi anlatıyor? Bu konuları biraz konuşacağız. Taban Gıda CEO'su Hasan Hacıhalloğlu ile birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar İrfan Bey. Şimdi çok başlık var. Süremizde 20 dakika gibi sınırlı bir süre. O yüzden böyle nokta atışı gidelim istiyorum. Biraz ürün bazında konuşalım. Hem bugünü değerlendirelim hem de önümüzdeki döneme dair beklentileri biraz izleyicilerimize aktaralım. Buğdayla başlayalım. Şimdi buğdayda bu sene Türkiye deyim yerindeyse direkten döndü. Kuraklık senaryoları işte rekolte düşer mi düşer mi derken son dönemdeki ilkbahar yağışları Nisan, Mayıs hatta Haziran rekoltede bu sene sürpriz olmadı. 21 milyon ton civarında bir beklenti söz konusu ki zaten artık hasadında yavaş yavaş ortasını geçtik sonuna yaklaşıyoruz. Doğru. Fiyatlarda bir hayal kırıklığı oldu. O da piyasanın dengesizliğinden dolayı bir dönem yoğun ithalat yapıldı. TMO tarafından depolar ağzına kadar dolu. Rekolte iyi. Piyasada finansal erişim sıkıntısı var özel sektörde. Orada talep zayıf. Bütün yük TMO'nun sırtına binince o yük pek kaldırılamadı galiba. Çiftçi tarafında da biraz fiyatlarda geçen yılın altında fiyatlarla satışlar olduğunu biliyoruz. Dünyadaki durum farklı, buğday fiyatında artış var geçen FAO'nun endeksinden yola çıkarak söylüyorum. Nedir küreseldeki durum? Yavaş yavaş oradan da Türkiye'ye girelim. Küreselde açıkça söylemek gerekirse dünya üretim, tüketim miktarları birbirini dengeliyor. Yani bugün tükettiğimiz dünya olarak tükettiğimiz globaldeki tüketimi karşılayan bir üretim söz konusu. Ancak son yılların, son 6-7 senenin ortalamasına baktığımızda bir miktar kapanış stoklarında geri geldiğimizi görüyoruz. Aslında bu durum daha önceki senelerde paranın daha rahat ulaşılabilir olduğu bir dönemde olsaydı bu gerçekten yukarı fiyatların yukarı çıkmasında en büyük etkenlerden bir tanesi olacaktı aslında. Bugün paranın ulaşılabilirliğinin birazcık zor ve pahalı olması ister istemez bu durumu stabilize yatay yukarı olmasında aslında en büyük sebeplerden bir tanesi. Genel olarak baktığınızda bizim havzamızda işte Karadeniz havzasında doğal olarak Rusya Ukrayna savaşından kaynaklı Ukrayna'da bir üretim gerilemesi söz konusu. Ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Yani ama Rusya'da tam tersi de onu söyleyecektim ben de. Ciddi anlamda bir artış var. Bu ister istemez bizim bölgemizdeki rakamları dengeliyor. İhtiyaçları zaten çok rahat karşılayabilir bir düzeydeyiz. Dediğiniz gibi Türkiye'nin rekoltesinin yine beklenenin, daha doğrusu yılın ilk aylarında beklenenin çok üstünde olması, dünyanın en büyük ithalatçılarından olan Türkiye'nin belki de çok daha düşük seviyede bir ithalatla sezonu kapatması burada en büyük faktörlerden bir tanesi olacak. Ama bu sene deyim yerindeyse üretim kısmında bolluk başa bela oldu tırnak içerisinde. Yani bolluk berekettir ama o bereket çiftçiye yansımayınca bu sefer memnuniyetsizlikler biraz dile getirmeye başlandı gibi. Eskiler yokluktan kıtlık olmaz, bolluktan kıtlık olur derler. Aslında biraz dediğinize geliyor bu. Bir de biliyorsunuz 1 Mayıs'a kadar vergi sıfırdı. Vergi sıfır öncesi stok çok ciddi bir şekilde sanayiciler tarafından da alındı. Hem bu işin ticaretini yapan bizim gibi firmalar tarafından hem üreticiler tarafından ciddi anlamda bir stok söz konusu oldu. Hatta ilk 6 aya baktığınızda 7 milyon tonun üzerinde bir buğday ithalatı var söz konusu. Hmm. Bu geçen senenin tamamında 8,5 milyon ton gibi bir rakamdı. Neredeyse ki, ilk yarıda yapmışız tamamen. Aynen öyle ve yüksek bir rekoltenin beklendiği hatta oluştuğu diyelim artık bir sezonda yapılıyor bu. Bu neye sebep oldu? Dediğiniz gibi serbest piyasanın mala talep oluşturmamasına sebep oldu. TMO da alımda biraz geç kalınca demin sizin söylediğiniz olay ortaya çıktı. 8250 gibi bir taban primle beraber 1000 lira primi ekstra veriyor zaten. Ama piyasada 8250 olarak açıklanan fiyat değer bulmadı ve 6500'lerde satışlar, ticaret gerçekleşti. Geçen fiyatın altında fiyatlar. Geçen senenin altında fiyatla ticaret gerçekleşmeye başladı. Buna rağmen biz sanayiciler ticaretini yapan firmalar yine de almaya cesaret edemedik bu malları. Neden? Çünkü TMO'nun uyguladığı sübvansiyon
2 senedir uyguladı, yaklaşık 2 senedir uyguladığı sübvansiyon herhangi bir şekilde buğday fiyatının artmasını engelledi. Ve bütün neredeyse piyasanın ihtiyacının tamamını karşıladılar. Bu şekilde buğday fiyatının stabil, hatta geçtiğimiz senenin altında kalmasına sebep oldular. Son yaklaşık bir 20 günde çok ciddi alım yapıyor TMO. Hemen hemen her bölgede yeni yerler açtı. İşte toprak yığınlar yapıyor ve fiyatı belirlediği fiyata çıkartmaya çalışıyor. Özellikle Güneydoğu'da bu yerini buldu. Şu an TMO'nun alım fiyatının altında pek bir fiyat kalmadı. Yine İç Anadolu fiyatları da bir miktar altında da olsa 7500 seviyesinin altında artık bir buğday fiyatı söz konusu değil. Peki buğdayı böyle toparlayalım, diğer ürünlerde olduğu için bizi hasat sonrası nasıl bir piyasa bekliyor fiyatlama açısından buğday üzerinde bak. Şimdi bildiğiniz gibi 9350 gibi bir satış fiyatı da açıkladı TMO Ekim ayı satış fiyatı olarak. Biz bu fiyatların altında buğday olacağını düşünmüyoruz. Ama yine talepsiz bir dönem bekliyor bizi. Her ne kadar ihracatın artacağını düşünsek de bunu karşılayacak stok ve üretim Türkiye'de fazlasıyla var. Bu nedenle çok ciddi bir buğday kanadında artış beklemiyoruz. Söz konusu olduğunu düşünmüyoruz. Yine Rusya'nın bu kadar yüksek bir hasat beklentisi içinde olması bizi zaten avantajlı kılıyor bu konuda. Yine Rusya'nın Ukrayna savaşı, Rusya'ya uygulanan engellemeler yine bizi avantajlı kılıyor. Neden? Dünyaya göre buraya ulaştırmak, buradan tahsilatı yapabilmesi çok daha avantajlı. Bu konular üst üste konulduğunda Türkiye genel olarak dünyaya baktığımızda bir 30 dolar gibi bir avantajı söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu avantaj peki devam eder mi? Dünyada buğday fiyatlarının seyrini, bu tahıl koridoru açılmadığı takdirde nasıl görüyorsunuz önümüzdeki aylarda? Özellikle bu hasat döneminde belki bu avantajı kaybedeceğiz. Neden? Özellikle Doğu Avrupa yine yüksek rekortaya sahip. İşte Bulgaristan, Romanya. Bu ticarette bunlar da mutlaka pay alacak. Avrupa Birliği mutlaka bu ticaretten pay alacak. Bir taraftan da bakıyoruz bazı bölgelerde kuraklık etkisiyle rekortelerde düşüş var. Kuzey Amerika tarafında ya da Avustralya. Dünya genelde şu an birbirini dengeliyor. Dediğiniz gibi geçen sene 39 milyon ton üretim yapan Avustralya'da beklenti önümüzdeki sene için 29 milyon ton gibi bir rakam. Yine Rusya'da 95-100 milyon tondu geçen sene. Aslında bu sene de çok yüksek bir rekorte söz konusu ama yine geçen seneyi yakalayamayan bir rakamdan bahsediyoruz. Ama dünya genelinde üretim tüketim birbirini dengeliyor ve geçen sene rakamlarını yakalayabiliyor. Ama bölgesel sıkıntılar oluşabileceğini düşünüyoruz ve Rusya'nın bu baskılar altında elindeki bu yüksek rekorteyi rahat pazarlayabileceğini düşünmüyoruz. Bunun kesinlikle Türkiye'ye avantajlar getireceğini düşünüyoruz. Özellikle Trakya bölgesi çok ciddi avantajlı bu sene. Neden? Bugün derin limanda mesela bugün Mısır'ın alım ihalesi var. İlk line-up fiyatlar çıktı. 260 dolar seviyesinde FOB fiyatlar var Rus derin limanlarından, büyük limanlarından. Mısır'ın derken ülke olarak Mısır'dan ülkesini bahsediyoruz. Mısır yani ülkesini. Doğrudur. Mısır ülkesini. Biz şu an Marmara'ya teslim 240'a mal alabiliyoruz. Yani biz bunu Marmara'ya alıp Marmara'da yükleyip derin limandan yüklesek daha ucuza mal ederiz. Yani bunlar bize çok ciddi avantajlar sağlayacaktır. Hem unlu mamul ihracatında hem trade'de. Buğday da en önemli noktalardan bir tanesi de biliyorsunuz son zamanlarda çok konuşuluyor. Makarnalık buğday ihracatına izin verdi devlet. Ve gerçekten dünyanın en iyi makarnalık buğdaylarından bir tanesi bizim Güneydoğu bölgemizde yetişiyor ve İtalya buna çok ciddi talep gösteriyor. Son dönemde çok ciddi beyanname açılışı var. Tereddütler gündeme geldi, yasaklandı, tekrar izin verildi ama şu an serbest olarak yapılabiliyor. Sadece ürün kontrolü yapılma şartı var. Ekmeklik buğday yurt dışına çıkmasına izin vermemek için bir ön kontrolü var. Onun dışında bir sıkıntı yok ve ciddi anlamda bir ihracatımız söz konusu. Bazı sanayicilerin de argümanı şu, ya bu makarnalık buğdayı bu fiyatlardan ucuzdan biz ihraç ediyoruz. Yarın bugün içeride buna ihtiyaç olacak, makarna fiyatları uçup gidebilir gibi. Çok kısa orada bir yanıt, ne öyle bir şey var mı? Aslında bir yandan haklılar ama sanayiciyi orada şu şekilde ben eleştiririm o zaman. Dünyaya biz ekmeklik buğdaydan üretilen ikinci kalite diyebileceğimiz makarnayı satıyoruz. İtalya dünyada bir numara biliyorsunuz makarna ihracatında. Ve ürün kalitesi birinci sınıf ağırlıklı. Biz mamul maddede, makarnada kaliteli ürün satmak yerine ucuz
ikinci ürünleri sattığımız için böyle bir şey gündeme geliyor ve bu şekilde de iç piyasadaki bu iyi makarnalık buğdaya olan talep üretimin altında kalıyor. Böyle olunca da çiftçi zarar görüyor. 8500 lira seviyesinde olan makarnalık buğday bir hafta içerisinde 10.000-10.200'lere kadar çıktı. Şimdi biraz daha gevşedi 9500 seviyesinde ama çiftçiyi tatmin eden bir rakama geldi. Eğer bunu tabii ki sanayici birinci sınıf ürün olarak ihraç edebilirse çok çok daha değerli, çok çok daha avantajlı ülkemiz için. Anladım. Şimdi o zaman hızlıca Mısır'a geçelim. Mısır asadı yavaş yavaş Adana'da başladı. Yayın öncesi siz de konuşuyordunuz. Ben de zaman zaman o bölgeden çiftçilerle konuşuyorum. Depolar yine dolu. Haliyle Mısır'da da sanki benzer bir tablo var. Fiyatlar belirsiz. Orada nasıl bir seyir olacak sizce? Şimdi aslında demin buğday için söylediğimizin daha ağırını Mısır için söyleyeceğiz. Geçen sene 5700 seviyesinde olan Mısır fiyatı, alım fiyatı. Bugün 5250'den TMO bu Mısır satıp yer boşaltmaya çalışıyor. Yeni sezon için yer açmaya, alım pozisyonunu iyileştirmeye çalışıyor. Piyasada ciddi anlamda 5500 lira seviyesinde hemen her bölgede Mısır bulmak mümkün. Bu gerçekten işte ciddi anlamda geçen senenin fiyatlarının çok altında ve önümüzdeki sene Mısır ekiminin biraz daha aşağı ineceği endişesi vermeye başladı. Gerçi bu birazcık da TMO'nun politikasıydı. Buğday arpa ve mısır dengesini aslında biraz daha değiştirmek istiyordu. Buğday arpanın daha yüksek ekilimini sağlamak, mısırı biraz daha aşağı almak. Bunu fiyatlarla, verdikleri primlerle çok net olarak ifade ettiler aslında çiftçiye. Bunun ışığında aslında biraz yol alıyorlar gibi, ancak bu sene birazcık çiftçi bu anlamda zarar görecek gibi, istediği fiyatları alamayacak gibi duruyor. Yine mısır ihracatını da bu yüzden açtılar. Eğer dünya fiyatlarında yukarı doğru bir revize olursa yine mısır ihracatı ile çiftçi memnun edilecektir. Ancak başka türlü çok ciddi anlamda bir talep geleceğini düşünmüyoruz piyasadan. Şimdi ekranda da küresel mısır arzı ve talebi var. Biraz önce üretimle ilgili de rakamları paylaştık ekrandan. Küresel manada mısır fiyatları bize ne söylüyor önümüzdeki döneme dair? Şu an baktığımızda buğdayda yukarı aşağı oynamalar oluyor dünya borsalarında. Genelde yatay yukarı diyebiliriz aslında buğday için ama mısır için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Çünkü mısırda beklenen üretimin tüketimin üzerinde bir rakam. İster istemez kapanış stoklarına artı olarak yansıyan bir durum var. Bu nedenle Mısır'da çok ciddi bir etken olmadığı sürece yatay bir seyir bekliyoruz. Daha sakin bir seyir bekliyoruz. Doğru. Çeltik. Bakalım mı Çeltik'te durum nedir? Bakalım. Selçuk'tan 3 numaralı tabloyu rica edeceğim. Küresel pirinç arzı ve talebi. Burada da çünkü Hindistan'ın basmati dışındaki pirinç türlerine ithalatı kısıtlama kararı, ki Hindistan dediğimiz ülke toplam küresel pirinç ihracatının %40'ını neredeyse tek başına yapan bir ülke. Doğru. Otomatikman fiyatlar üzerine bir baskı yarattı. Hatta bunu Tayland gibi bazı ülkeler fırsata çevireceğini söyledi. Biz kısıtlama getirmeyeceğiz. Bazıları Vietnam eli kulağında bekliyor, ne olur ne olmaz. El Nino faktörü biraz da devrede. Nedir sizin son bilgileriniz küresel manada pirinçle ilgili? Şimdi aslında karşılaştırdığınızda tarımsal emtialarda işte önemli ürünleri konuşalım. Buğday, mısır. Bunlar da %25-30 arasında dünya tüketiminin, yıllık tüketiminin %25-30'u kadar stok bulunuyor. Kapanış stoğu bulunuyor. Aslında en yüksek stok pirinçte. Yani dünyada işte yaklaşık bir 520 milyon ton gibi bir üretim söz konusu ve kapanış stokları bu rakamın %30 üzerinde aslında baktığınızda. 170 bin. Aynen öyle. Yani çok daha üzerinde. Diğer tarımsal emtialara oranla baktığınızda ciddi anlamda bir oransal anlamda stok çok daha fazla diğer ürünlere göre. Bunu karşılaştırdığımızda, bunu yorumladığımızda bir sıkıntı görmüyoruz dünya için. Ama fiyatlar dediğiniz gibi özellikle son bir ayda çok ciddi anlamda yukarı eğilimli. Önceki fiyatlarını düşündüğümüzde aslında nerelere gidebileceğini aslında tahmin bile edemiyoruz. İşte Hindistan'ın dünyadaki en büyük... Görüyorsunuz yani. Evet, aynen öyle. Hindistan'ın bu politikayı devam ettirmesi kesinlikle bu işi yukarı götürecektir. Ama genel baktığımızda dünyada şu an işte Hindistan geçtiğimiz seneden daha mı az üretim yaptı? Hayır. Çin daha mı az üretim yaptı? Hayır. Tüketim bir miktar yukarı gidiyor ama sonuçta baktığınızda dediğim gibi dünya üretimi, tüketimi aslında
şu an pirinç açısından, çeltik açısından dengeli. Ülkemiz tarafına geldiğimizde biliyorsunuz Eylül aylarında daha çok çeltik hasatı yapıyoruz. Yine stoğumuz hiç fena değil. Bu ayın sonunda vergi geliyor yine şeye, çeltik ve pirinç ürününe ithalat vergisi geliyor. Bu nedenle hem üreticiler hem bu işin ticaretini yapan firmalar bir miktar stokladılar. Yine aslında karşılaştırdığınızda çeltikte son 6 ayda, yılın ilk 6 ayında 140 bin tona yakın çeltik ve pirinç ithalatı yapmışız. Bu oran geçtiğimiz sene tabii ki çok daha az hasadımız ve özür dilerim çok daha az ihtiyacımız ve yüksek stokla girişimiz nedeniyle çok daha azdı. Toplam sene boyu 36 bin ton gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu yüzden hani bugün yine depolarımızdaki pirinç stoğumuzun, çeltik stoğumuzun yeni gelecek hasatla beraber ülke anlamında, Türkiye anlamında bir sıkıntı oluşturacağını düşünmüyorum. Fiyatları nasıl etkiler? Türkiye için soruyorum. Türkiye'de fiyatlar zaten çok yukarıda. Yani bizim tükettiğimiz pirinç dünyaya göre gerçekten çok daha üst kalite ürünler. Biz baldo ağırlıklı, Osmancık ağırlıklı. Baldo, evet. Belki biraz daha basmati, biraz hayatımıza girmeye başlıyor. Bunlar pahalı ürünler. Yani bugün baldo 1350 dolar, 1400 dolar seviyesinde baktığınızda ve Türkiye'deki İşte Osmancı'yı falan bile konuşsak 1000 dolar seviyesinde. Ama bugün dünyadaki trail olan mallara baktığımızda ortalama 550 doları konuşuruz bugün için. Daha bunlar bizim tercih ettiğimiz ürünler değil aslında. Türkiye'deki biraz daha niş, daha damak kaliteli ürün. Bunu mesela biz nereden bulabiliriz? Baldo'yu Rusya'dan alıyorduk. Rusya yine aynı şekilde ihracatı yasakladı yıl sonuna kadar. Ha, pirinç de öyle mi? Pirinç de yasakladı. Ha, onun dışında Güney Amerika'dan belki elde edebileceğimiz yerler var, bölgeler var. Ama onların da fiyatları yine 1300 doların altına gelmiyor. Ama diğer ticareti söz konusu olan atıyorum Hindistan'ın bugünkü ihraç ettiği ürünlerin ortalama fiyatı 550-600 doların üzerinde değildir. Son 3 dakika bir de ayçiçeğine bakalım. Hem küresel manada yönetmenim Selçuk 4 numaralı tabloya getirirse küresel ayçiçeği arzı ve talebini göreceğiz. Hem de sonrasında bu üretim nedir? Çünkü tahıl koridorunun belki de en önemli kritik ürünlerinden bir tanesi ayçiçeği. Ukrayna, doğru. Rusya ki biz ayçiçeğinin ithalatının da toplam ihtiyacımızın da yaklaşık %60'lık ithal kısmı bu iki ülkeden gerçekleşiyor, doğru. Son veriler. Doğru. Ne anlatıyor bize bu rakamlar? Şimdi demin konuştuğumuz dünya tüketimi ve kapanış stokları konusunda ayçiçeği çok zayıf. %10'un altında bir stok var aslında tüketimin. En kırılgan, yani, en kırılgan ürünlerden bir tanesi, doğru söylüyorsunuz. Ve dediğiniz gibi en büyük oyuncu Ukrayna'ydı. Ukrayna'nın yaklaşık bir %30'luk bir kaybı var ki bu daha fazla da olabilir. Ne kadar ölçülebiliyor, ne kadar net bir rakam konuşuyoruz. İnanın ben çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum doğruyu söylemek gerekirse. Ama uluslararası veriler %30-32 kadar önceki senelerin, savaş başlamadan önceki sağlıklı hasat senelerinin altında olduğunu gösteriyor. Hani bunun bir miktar diğer ülkeler, mesela Rusya bir miktar kapadı bu açığı. Yine Avrupa Birliği'nin rakamları bir önceki seneye göre, senelere göre daha avantajlı. Yine önceki senelere dünya genelinde yakın bir üretim tüketim yakalanmış durumda ama stok, kapanış stokları devamlı aşağı yönlü gidiyor. Bu aslında konuştuğumuz ürünler arasında en büyük riskin ayçiçeği tarafında olduğunu gösteriyor. O riski bize iki risk olarak karşımıza çıkıyor. Bu sene Türkiye'de rekolterde %20'ye yakın kayıp, kuraklık, olumsuz iklim şartlarının etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki durumu da bir alalım çünkü son bir dakikaya geldik. Burada da açıkça söylemek gerekirse hani bizim en az %20 gibi bir kaybımız söz konusu. Ancak son zamanlardaki fiyat düşüklüğü hem tüccarların hem üreticilerin depolarına aldığı ürünleri bekletmesine sebep oldu. Gücü olan bu ürün çıkmadı, mümkün olduğunca tutmaya çalıştı. İyi bir ham yağ ve çiçek stoğuyla giriyoruz yine. 400 ila 500 bin ton civarı dile getiriyor. Doğru. Yine mesela yani. Demin söylediğim gibi 6 ayda 639 bin ton çiçek ithal etmişiz. Geçen senenin 12 ayında 824 bin. Neredeyse yine ilk 6 ayda yıllık ithalatımızı yapmışız gibi gözüküyor. Bu ham yağ stoğu, yine çiçek stoğu, işte önümüzdeki harmanla beraber ülke anlamında bir sıkıntı yaşayabileceğimizi düşünmüyorum. Fiyat? Yine fiyat kesinlikle yukarı gidecek.
Çünkü geçen yılın altında fiyatlar da oldu. Şimdi zaten son 15-20 güne baktığınızda ciddi bir hareket var yukarı yönlü. Hatta talep olmasına rağmen pek ürün piyasaya çıkmıyor. Önümüzdeki hasat döneminin de işte kayıp yılı olduğu düşünüldüğü için biraz daha tüccar ve çiftçi tarafında beklenti doğurdu. İster istemez bu fiyatları yukarı çekecektir. Yine dünya fiyatlarının da yukarı gitmesi zaten en büyük etkenlerden bir tanesi olacak. Çünkü şu görüntüler Çorlu'dan. Geçen hafta Çorlu'daydık. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın konuğu olarak Çorlu Ziraat Odası Başkanı'nın paylaştığı görüntüler baş bile vermemiş doğru düzgün. Burada tabii bir uluslararası firmanın tohumunun kuraklığa dayanıklılık tarafındaki sınıfta kalması. Çünkü aynı bölgede başka ürünler de var. Yine kuraklığa dayanıklı gayet olumlu. Ama bunların hepsi tabii ister istemez üretime, fiyatlara yansıyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Paylaştığınız bilgiler için. Bugün Taban Gıda CEO'su Hasan Hacı Haliloğlu ile birlikte tarımsal emtiaya şöyle bir kuş bakışı 20 dakikada bakmaya çalıştık. Daha çok başlık var. Önümüzdeki haftalarda da çok konuşacağız bu konuları. Yarın saat 12.30'da Tarım Analizi'de karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.